Salam aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ben Vəli Vəliyev. Gürcistan'ın Marneolu şehrine bağlı Çıdaqlı kəndinde doğdum. Orada büyüdük. 8-ci sinifə qədər orada oxuduq. Xüldərə kəndinə bağlı orta məktəbdə orada oxuduq. Ondan sonra 2006 ilində Gürcistan'dan İstanbul Fatih Çarşambaya mədrəsə eğitimi almaq üçün buraya gəldik. Mədrəsə eğitimi almadan öncə bizim kəndimizdə Şəhid Yakup Polat Camisi var. Orada gündüzcü tələbə olaraq dərs aldıq, Quran eğitimi aldıq, təməl dini bilgilər eğitimi aldıq. Ondan sonra İstanbul Fatih Çarşambaya mədrəsə eğitimi almaq üçün, daha dərin ilmi almaq üçün buraya gəldik. Burada da mədrəsə eğitimimizi tamamladıqdan sonra 2011 ilində Gürcistanın Sadaqlı öz kəndimizə getdik. Orada bizim kəndimiz 13 min nüfusludur, tamamı müsülmandır. Zaten bizim orada Marneolu şehrimizin %80'i Müslüman, bizim köyünde tamamı bir Müslüman. Ermenistan'ın sınırda yaşayırıq. Orada dinimizi yaşamaya ve anlatmaya, orada emr-i maruflara, uşaqlara dini eğitimleri, bizim okuduğumuz dini eğitimleri, ənənəvi dine olan bizim əhl-i sünnet üzere dinimizi oradaki cemaata yaymaya başladık. Yani başka köylerde biz 4 kişiyiz orada. Elşad hocamız var, Serkan hocamız var. Bunların tamamı hepimiz başka köylerde. Şimdi Elşad hocamla Serkan hocamın görev yaptıkları yer %60'ı, %50'si Ermeni. Ermenilerle iç içe yaşayan Azeriler var orada. Onlara imamlık yapıyorlar oradaki hocalarımız. Bizim imamlık yaptığımız yer Mollaoğlu köyüydü. Mollaoğlu kəndidir. Oranın tamamı Müslüman. Başka Ali hocamız var. Onun da imamlık yaptığı Xuldərə köyü dediğimiz bir yeri var. Onların hepsi Ermənistanla sınırda. Orasını da tamamı Müslüman. Biz bu yerlerde görev yapıyoruz. İnşallah dinimizi yaymaya çalışıyoruz. 2011 senesinden biz göreve başladık şimdiye kadar. Görev yapıyoruz orada. Yatılı talebelerimiz oldu, gündüzcü talebelerimiz oldu, yaşlı talebelerimiz oldu. Hanım, kız çocuklar talebelerimiz oldu. Bunlara eğitim yaptık. Ondan sonra İDDEF'le Afrika'ya yolculuğumuz başladı. İlk sefer geliyoruz Afrika'ya. Afrika'nın Çat ülkesinin N'Djamena şehrine geldik. Buradaki kardeşlerimizle ilk defa buluştuk. Yani biz hep televizyordan görürdük. Ama bu kadar da olduğunu düşünmüyorduk. Nasıl da olduğunu düşünmüyorduk. Şimdi belgesel olarak çekiyorlardı. Biz bakıyorduk ama hani böyle televizyordan baktığımız zaman da geçiyorduk üzerine, ya bunlar da varmış. Yani böyle bir halk var. Ama gelip de burada yaşadığımız zaman da, bu durumu gördüğümüz zaman da hakikaten de ne kadar zor bir durumda olduklarını, bu Müslüman kardeşlerimizin ne kadar zor durumda olduğunu gördük. Oradan da bizim gelme nedenimiz, ilk önce biz oradan çıktığımız zaman da hani İDDEF bizi niye gönderiyor bizi buraya? Bizim görevimizde başka bir kardeş, başka bir insan yapabilir aslında. Bir kurban kesmek ya zaten. Bismillah, Allah-u Ekber diyoruz, vekaletler verdim, kurban kesmek aslında. Ama buraya geldiğimiz zaman da öyle olmadığını düşündük biz. Müslümanların kucaklaşmasını, Müslümanların sevinçlerini, muhabbetlerini birbirlerine taşımalarını öğrendik biz. Hani Ümmetleri Rengi diye bir program var ya, aynı onun gibi. Biz o taraftan bir renk olarak, bunlar da buradan bir renk olarak bir kucaklaşma, bir sevinç, bir muhabbet olarak İslam'ın tam anlamıyla yaşamasını burada öğrendik yani. Kucaklaşmayı, muhabbeti 6000 kilometre öteden buraya getirdik yani. Buradaki kardeşlerimizin aslında bir et dağıtımı değil de, hani bir muhabbet dağıtımı, muhabbet sevinç dağıtımı olarak da görebiliriz yani. Zaten et dağıtımı olarak bir günlük et dağıtımını verdik. Belki yemeklerini, karnını doydular ama bir ömür boyu sürecek bir muhabbetle dönüyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İDDEF'e teşekkür ediyorum. Burada hakikaten bizi bu ortamı yaşattığı için, bu gururu yaşattığı için Türk halkına, Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onların desteğiyle biz bu sevinci yaşıyoruz. Onların desteğiyle biz bu gururu, bu sevinci yaşıyoruz. Ümmetle buluşuyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun diyorum.